Merhaba, bugün İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile birlikteyiz. Buğra Kavuncu'yu aslında biz daha önce, siyasete atılmadan önce ekonomi dünyasının önemli yöneticilerinden biri olarak tanıyorduk. Buğra Bey, BASF'nin Türkiye CEO'suydu. BASF dünyanın en büyük kimya şirketi, Türkiye'nin de en büyük kimya şirketi, Türkiye'nin en büyük şirketlerinden biri aynı zamanda. İlk Türk CEO'suydu Buğra Bey. O dönemde çeşitli toplantılarda kendisiyle bir arada olma fırsatını yakalamıştım. Kendisini dinlemiştik. Daha sonra siyasete atılması benim için de açıkçası biraz sürpriz oldu. Ama işte son bir yıldır İstanbul'da ve bu arada İstanbul seçimleri öncesinde CHP ile İYİ Parti'nin ittifakı İstanbul'da dengeleri değiştirdi. O mücadelenin, siyasetin tam göbeğindeydi Buğra Bey. Bugün oradan başlayalım. Sonra biraz 23 Haziran'da ne olur sorusunu tartışalım. Onun arkasından da ekonomiyi biraz konuşalım. Buğra Bey, YSK'nın kararı sürpriz oldu mu sizin için? YSK'nın kararı şaşırtıcı oldu. Şu açıdan sürpriz olmadı. Bundan önce de hani benzer kritik konularda mevcut iktidarın bütün demokrasinin kurallarını, hukukun kurallarını bir tarafa bırakıp kendilerince beka dediği ama bizim koltuk problemi olarak, koltuk meselesi olarak adlandırdığımız bir motivasyonla aslında nasıl şok edici kararlar aldıklarını bilmemize rağmen bu sefer bu kadar açık, bu kadar net, hukuki olarak hiçbir dayanağı olmayan, hiçbir hukukçunun içine sindiremediği, ki keza Barolar Birliği biliyorsunuz hemen hemen tamamı açıklama yaptı. bir kararı almasına hakikaten şaşırdık. Yani bekliyor muyduk? Olabilir diyorduk ama ihtimal benim açımdan en azından ben şahsi olarak böyle bir kararı verebileceklerini hiç düşünmüyordum. Yani bu kadar da değil. Bu kadar açık net bir irade gaspı, bir hukuk gaspının olabileceğine inanın ihtimal yani, almadı, ihtimal vermedim. Yani sorunuzun cevabı beklemiyordum. Evet. Olabileceğine peki, hiç ihtimal vermiyordum. Peki Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasını bekliyor muydunuz? İmamoğlu ya, mutlaka onun için çalıştınız, siyaset yaptınız ama yani güçlü bir beklentiniz var mıydı? Vardı çünkü süreçte biz bir ittifak yaptığımız için kampanya dönemi boyunca da güzel bir çalışma yaptık. Dengeli bir çalışma yaptık. Bizim biliyorsunuz aday çıkardığımız ilçeler vardı. Bazı ilçelerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylarına destek verdik. Bazı ilçelerde de birbirimize rakip olduk Cumhuriyet Halk Partisi ile. Evet. Tam rakam vereyim size. 39 ilçenin 29'unda Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylarını destekledi İYİ Parti. 6 ilçede hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem İYİ Parti'nin adayları vardı. 4 ilçede de Cumhuriyet Halk Partisi bizim adaylarımızı destekledi. Böyle bir dağılımın söz konusu olduğu bir ortam. Ama Büyükşehir'de Ekrem Büyükşehir'de, Bey vardı. Evet, Büyükşehir'de Ekrem Bey vardı. Biz ilçelerde bazen birbirimizi destekledik, bazen rekabet ettik. Fakat Büyükşehir'de Cumhuriyet Halk Partisi ile ortak bir hedefimiz vardı. O da Sayın İmamoğlu'nu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yapmak. Kampanyanın başladığı ilk günden, proje lansmanını yaptığı ilk günden son güne kadar o süreci yaşayan herkesin çok net gördüğü bir tablo vardı. O da günler, haftalar ilerledikçe kendisine olan ilgi, alaka, sempati, vatandaşın işte biliyorsunuz o efsane oldu otobüsün yanında koşuyor. Evet, her şey çok, çok güzel olacak. Evet. Ekrem abi sen varsan biz de varız diye bağıran onun gibi onlarca, yüzlerce hikaye, kadınlar, çocuklar, gençler ama ilk başta böyle biraz meraklı gözlerle bakan halkın, seçmenin zaman ilerledikçe artık o meraklı gözlerle bakmayı bırakıp adeta biz seninleyiz, senin yanındayız şeklinde bir tavır içerisine girdiğini gördük. Bunu bizzat yaşadık. Zaten son iki haftaya, üç haftaya girildiğinde de çok hani çok emindik. Anladım. Ya çok da o zaman Ekrem İmamoğlu'nun seçim başarısı çok da büyük sürpriz. Büyük bir başarıdır. Büyük bir başarıdır. Çünkü 25 yıldır İstanbul'u yöneten bir zihniyet değişiminden bahsediyorsunuz.
Ben sahadaki ilgi alakayı söylüyorum. Oradan bir işaret aslında almış. Tabii yani bir beklentimiz vardı. En azından %100 şunu bekliyorduk. Yani çok ufak bir arada fark oldu. Kaybedersek de çok ufak bir fark. Aynen öyle. Yani her iki tarafında yapmış olduğu kamuoyu yoklamalarında zaten anketlerde 5 yukarı böyleydi. Peki, fakat biz hiç ümidimizi yitirmedik. Yani evet. Vatandaşın gözündeki o değişim isteğini, değişim arzusunu çok net gördük. Peki şimdi önümüzde 23 Haziran'a kilitlenmiş durumda şu an Türkiye ve İstanbul. Ne olur? Sizin beklentiniz ne? Yani bu 31 Mart'taki tablo değişir mi? Bir ciddi bir oradaki oy dağılımında bir değişim bekliyor musunuz? Neler yaşayacağız? Ya biz hep bu seçimlere belediye seçimleri dedik, yerel seçimler dedik. Ve konuyu da o düzlemde bırakmak arzusundaydık hep. Söylemler de hep o yöndeydi. Fakat bugün geldiğimiz noktada artık bu seçim bir yerel seçim olmaktan çok öteye gitti. Maalesef çok öteye gitti diyorum. Keşke İstanbul'un nasıl yönetileceği, İstanbul'daki projeleri biz konuşup onun üzerinden bir aday tercihine gidiyor olsaydık. Fakat az önce de söylediğim gibi millet iradesinin gasp edildiği, hukukun adeta rafa kaldırıldığı, çifte standartların uygulandığı ki bunu çok net bizim partimize yapılan uygulamadan biliyoruz biz Mustafa Kemal Paşa'da. Hemen hemen aynı gerekçelerle, benzer gerekçelerle biz Yüksek Seçim Kurulu'na itirazda bulunduk. Bursa Mustafa Kemal Paşa için ki çok ufak bir farkla kaybedildi. O da %1'in altında bir farkla kaybedilmiş bir yer. 600 küsur seçmenin vermiş olduğu oy farkıyla ne oldu? Kaybedilen bir yer. YSK'nın verdiği karar şuydu. Dendi ki 2 Mart son itiraz tarihidir. 2 Mart'tan sonra yapılan itirazları biz kabul etmiyoruz. Şimdi aynı gerekçeyle İstanbul için yapılan başvuru ne hikmetse kabul edildi. Bizim oradaki itiraz gerekçemiz şuydu. Dedik ki devlet memuru olmayan, belediye görevlisi olan kişiler sandık kurulunda görev alıyor. Bu bir usulsüzlük, kanuna aykırı. Dolayısıyla bu gerekçeyle İstanbul'da hemen hemen aynı gerekçe. İstanbul'da aynı gerekçe. İstanbul'da onun yanında bir iki tane gerekçe var. Fakat ana gerekçe bu. Evet. Sandık kurullarında kamu görevlisi olmayan kişilerin görev almış olması gerekçesiyle. Gerekçelerden bir tanesi bu. Aynı gerekçeyi Bursa Mustafa Kemal Paşa'da biz sunduk. Buna hayır diyen YSK İstanbul'da evet dedi. Yani neresinden baksanız, neresinden tutsanız vicdanları yaralayan, hukukun yok sayıldığı bir karardır bu. Şimdi 23 Haziran'da benim beklentim şudur. Yıllardır bu ülkeyi bölen, yıllardır bu ülkeyi kutuplaştıran, yıllardır bizler onlar şeklinde bir politika yürüyen iktidar umarım YSK'nın almış olduğu bu kararla veya bu karar sonrasında vicdanları sızlayan insanların bütünleştiği, hangi görüşten, hangi kesimden, hangi düşünceden olursa olsun bu hukuksuzluğa verilen bu dayanağı olmayan karara ve herkesin vicdanını sızlatan bu karara her kesimden insanın bir araya gelip dur diyebileceği bir inşallah bir gün yaşayacağız. Biz olacak mı sizde? Olur mu? Olması için bizim İYİ Parti İstanbul İl Teşkilatı olarak en fazla üzerinde duracağımız noktalardan bir tanesi budur. Sayın İmamoğlu'nun kampanyasıyla alakalı stratejiyi, planlamayı, programı tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi yapacaktır. Bizde yapılacak o programa, o planlamaya bizden ne kadar destek talep edilirse fazlasını da vermeye hazırız. Ancak orada sürücü koltuğunda kampanyanın sahibi kendileridir. Desteğimiz, ittifakımız gereği zaten devam edecektir. Fakat onun dışında biz İYİ Parti İstanbul İl Teşkilatı olarak bu kanunsuzluğu, bu hukuksuzluğu haykırmaya devam edeceğiz. Bunun bir artık yerel seçim olmaktan çıktığı, Türkiye'de demokrasiye olan inancın zedelenmemesi ki tahrip edildi. Bu kararla bu ciddi şey tahrip edildi. Kurumları olan, azıcık da olsa kurumları olan kalmış olan güvenin bitmemesi için 23 Haziran seçimlerinin bir kader seçimi olduğunu, çocuklarımızın geleceği için, demokrasinin geleceği için 23 Haziran'da kazanılmış bir zaferin tekrar kazanılmasına mecburuz.
Yani bir mecburiyetten bahsediyorum. Ortak çalışma yapacaksınız herhalde. Elbette tabii. Yani biz 31 Mart öncesi nasıl ortak çalıştıysak gene aynı şekilde ortak çalışacağız. Burada benim vurguladığım konu şu, altını çizdiğim konu. Tabii kampanya, bir kampanya ekibi, o kampanya ekibinin içerisinde bizden de arkadaşlarımız var. Zaman zaman biz de görüşlerimizi bildiriyoruz. Ama o kampanyanın stratejisi, söylemi, programı, hangi günlerde miting yapılacağı, bunları orası koordine ediyor. CHP örgütü. Ekrem İmamoğlu. Aynen öyle. Dolayısıyla bize dediğim gibi yapılan talebi elimizden geleni çok fazlasıyla yerine getirip 31 Mart öncesinde nasıl destek verdiysek şimdi destek vereceğiz. Peki önümüzdeki dönemde yani şöyle sorayım, nasıl cesaret etti buna sizce AKP yeniden? Bu YSK'nın kararı ama yani hani burada bir başından beri AKP'nin bunu istediğini biliyoruz. Ama oysa yani seçimi kaybetti ve üstelik bazı anketlerde son dönemde yapılan oy oranının daha da gerilediğine veya İmamoğlu'nun oy oranının daha da arttığına dair işaretler de geliyor sahadan. Bu gerçek ortadayken neden bunu çok fazla istedi AKP? Ne olmuş? Demin sordunuz ya bize, bana bekliyor muydunuz diye. Evet. Biz de görmüştük sahadaki yansımalarından, biz bu işin İmamoğlu lehine sonuçlanacağını hissediyorduk, görüyorduk diye. Benim bu verilen karar karşısında yaptığım yorum şu, beklemiyorlardı, hazır değillerdi. Hı. Ve en büyük şoku orada yaşadılar. O da beraberinde bir belki paniği getirdi. Yani şu anda almış oldukları karar belki bizlerin anlatmak istediği birçok şeyin de daha net görünmesi açısına da faydalı oldu. Yani nedir o? Tek adam rejiminin, bir devletin nasıl bir parti devleti haline geldiğinin, kurumlara karşı olan güvenin nasıl kaybolduğunun, kurumların nasıl baskı altında kalabildiğinin, kurumların özgürce, rahatça kanunlara ve geçmiş içtihatlara dayanarak karar vermekte ne kadar zorlandığının, bunlar çok net tezahürler. Yani başkanlık Türkiye partili cumhurbaşkanlığı dönemine girdiğinden beri biz bunları görüyoruz, yaşıyoruz. Yani bunları öncesinde de biz çok anlattık. Fakat şimdi somut olarak görüyoruz. Umarım bütün bunlar vatandaşlarımızın bir parti devletinin ülkede verdiği kararlarla vicdanları nasıl sızlatabildiğini görmesi açısından bir fayda sağlar. Ve insanlar bunun sonuçlarını çok ağır bir şekilde yaşıyorlar. Bu her alana yansıyor. İşte az önce söylediniz, ben uluslararası şirkette yöneticilik yapıyordum. Benim siyasete atılmamdaki en büyük motivasyonlardan bir tanesi de şudur. Biz millet için, ülkesi için, toplum için, insanlık için faydalı olabilmek için yetiştirilmiş insanlarız. Geldiğimiz fikri yapı da odur. Ailemizden aldığımız terbiye de odur. Kendimizi motive ettiğimiz ana unsur da budur. Uluslararası bir şirkette çalıştığınızda sizin içinde bulunduğunuz topluma, devletinize, ülkenize, milletinize verebileceğiniz, yapabileceğiniz en büyük fayda söz konusu şirketin veya şirketlerin ülkenize yapacağı yatırımlardır. Yaptırdığınız, yaptırabildiğiniz yatırımlar oranında o duygusal tatmini yaşarsınız. Evet, çok güzel paketiniz vardır, yaşam standartlarınız çok iyidir. Fakat eğer bu şuurdaysanız ülkeniz için de bir şeyler yapabilme arzusunda olursunuz. Ve bu arzunuzu yerine getirebilmek ve bunu tatmin edebilmenin en güzel, güçlü, kuvvetli yolu da başında olduğunuz şirkete yatırım yaptırmaktır. Yapacağı yatırım da bu ülkeye, ekonomisine katkıda sağlamaktır. İstihdam sağlamaktır. Evet, ben çok zorlandım. Hı-hı. Özellikle son 4 yıldır, son 5 yıldır çok arzu etmeme rağmen ki başında olduğum kurum da bu konuda arzulu olmasına rağmen öyle bir hale geldi ki ülke. Ülkedeki piyasa şartlarına olan güven kayboldu. Ülkenin gidişatıyla alakalı ciddi soru işaretleri oldu. Yani bir yatırımcıysanız sizin baktığınız ilk şey önünüzdeki 3 yılı, 5 yılı, 6 yılı, 7 yılı, 10 yılı görebilmek.
Bırakın önünüzdeki 3 yılı, 5 yılı, 3 ay sonra, 2 ay sonra ne olacağının belli olmadığı bir ülkeden bahsediyoruz. Dolayısıyla yatırımlar sanıyorum askıya mı almış veya ertelenmiş mi? Yani benim arzu ettiğim ölçüde yatırım yaptıramadığımı gördüm. Dolayısıyla bir istihdam sağlama anlamında fayda getirilemediğini gördüm. Yoksa benim keyfim yerindeydi. Hmm. Şu anlamda yerindeydi. İşte iyi giden bir işim vardı. Paketim çok iyiydi. Ama bu değil. Yani benim hayattan beklentim bu değil. Benim hayattan beklentim ülkeme bir şeyler, topluma içinde yaşadığım topluma bir şeyler kattığımı hissettirebilmek. Peki, uluslararası bir firmanın Türkiye'de elbette yapabileceği şeyler vardır. Fakat ilk başta gelen uluslararası ticarette de bu çok önemlidir. Evet, siz serbest piyasa ekonomisinde var olmaya çalışırsınız. Onun sizin için bir katma değer yaratabilmesi, yaratması ancak uluslararası sermayenin yatırım yapmasıyla, ülkeniz insanına istihdam sağlayabilecek imkanı vermesiyle olur. Aksi takdirde sömürülen bir ülke durumuna düşersin. Gerçekten de son yıllarda yani hepimiz biliyoruz Türkiye'ye yatırımlar durdu. Yani özellikle bu hani doğrudan sermaye yatırımı dediğimiz fabrika yatırımları yıllardır Türkiye'de hani böyle büyük bir fabrika yatırımından duymuyoruz. Hani Türkiye'nin bugün en büyük ihracatçı şirketleri olan Toyota, Ford, Tofaş, Renault ki en büyük 10 ihracatçının ilk 4'ü 5'i bu şirketler. Bunların hepsi 90'larda kurulan fabrikalar. Yani son yıllarda uluslararası sermaye bir Türkiye'den biraz uzak duruyor. Bu zaten ayan beyan ortada. Siz bunun sebebi bu diyorsunuz değil mi? Bunun yani sebebi Türkiye'nin geleceğini göremiyor olmalarından dolayı en büyük sebebi budur. En büyük sebebi bu. Şimdi öyle bir ülke düşünün ki enflasyon oranlarıyla ilgili yapmış olduğu tahminler her sene %50, %60, %70 oranında sapıyor. Yani dünyanın başka ülkelerinde enflasyon, tahmin edilen enflasyon oranı, Merkez Bankası'nın bir sonraki yıl için vermiş olduğu enflasyon oranları 1-2 puan şaşsın, o ülkenin Merkez Bankası'nın yönetimini tutmazlar yönetimde. Hata yapıyordur, bilmiyordur, okuyamıyordur. Yani bu da yatırımcı için çok önemli. Bu yatırımcı için çok önemlidir. Fiyatlandırması için çok önemlidir. Kredi kaynağını oluşturması açısından çok önemlidir. İstikrar ekonominin can damarıdır. İstikrarın ve güvenin olmadığı bir yerde iş adamından siz işini büyütmesini, yatırım yapmasını bekleyemezsiniz. Türkiye'ye yatırım gelmesinin önündeki en büyük engel budur. İkinci en büyük konu... Biliyorsunuz dünyada dijitalleşme dönemi başladı. Evet. Biz sanayi devrimini maalesef çok geriden takip ettiğimiz için onun sancılarını çok çektik. Şimdi dünya o boyuttan başka bir boyuta geçti. Dijitalleşme dönemi içerisinde. Türkiye önceden bulunduğu jeopolitik konum itibariyle yani lojistik açıdan avantajlı olduğu için ve işçilik maliyetleri çok düşük olduğu için tercih edilen bir ülkeydi. Avrupa'daki birçok firma, Amerika'daki birçok firma hem jeopolitik konumundan hem de kalifiye iş gücünün dünyanın diğer ülkelerine göre daha az maliyetli olmasından dolayı Türkiye'yi tercih ediyor. Yani özetleyecek olursak mühendisler mesela hani ücretleri Avrupa'ya, Amerika'ya kıyasla düşüktü ve bu arada jeopolitik konum dediğiniz Türkiye Avrupa pazarına çok yakın bir ülke. Tabii. Ve bu arada Türkiye'den İşte Orta Asya'ya falan da ulaşmak mümkün. Yani 4 saatlik bir uçuş çapı çizin. Korkunç bir nüfusu ve korkunç bir pazara ulaşabiliyorsunuz. Bu muazzam bir imkan. Yani 4 saat işte Moskova'sı, Orta Asya'sı, Orta Doğu'su, Afrika'sı, Avrupa'sı, Balkanları. Yani bulunduğu lojistik konu, lojistik maliyetlerinin de en mantıklı şekilde oluşturulabileceği bir alanı gösteriyor. Yani jeopolitik durumundan onu kastediyor. Dolayısıyla Türkiye aslında yatırım yapmak için hani bu koşullar altında uygun bir ülke. Çok ama uygun olmuyor. Ama olmuyor. Yani bizim çok kaliteli insan gücümüz var. Yetişmiş beynimiz var. Yetişmiş insanımız var. Ve az önce söylediğim gibi sizin de altını çizdiğiniz gibi dünyanın diğer ülkeleriyle kıyasladığınızda bu kaliteli iş gücünü çok daha ucuza çalıştırabilme imkanı vardı. Şimdi dijitalleşmeyle bağlayacağım. Dijitalleşmeyle beraber artık bir başka safhaya giriyor. Bugün uluslararası firmaların çoğu Çin'deki fabrikalarını söküyorlar.
Niye? Çünkü dijitalleşen dünyayla, robotlaşmış üretim sistemleriyle artık 50 işçinin yaptığı bir işi otomasyonla, makinayla, robotik sistemlerle rahatlıkla yapılabiliyor. Bugün Avrupa'da karanlık fabrikalardan bahsediliyor. Evet, yani ışıkların bile olmadı. Evet, son yıllarda çok konuşuluyor. Mesela Adidas'ın yıllar sonra yeniden Almanya'da işte robotlar aracılığıyla üretim yapmaya başladığı geçtiğimiz günlerde yazıldı. Aynen, dediğiniz öyle. Gibi yani o ucuz iş gücü şeyi, imkanını bir dönem yararlandı Avrupa'nın ve Amerika'nın büyük şirketler, ama şimdi işte robotlaşma, dijitalleşme ile kendi ülkelerine geri dönüyorlar. Bu Türkiye için nasıl bir tehdit veya fırsat barındırıyor? Tekrar başa dönelim. Yani yatırımcının gelmemesinin birinci sebebi Türkiye'ye olan güvenin kaybolmuş olması. İkinci sebebi bu dijitalleşmeyle beraber artık dünyada ucuz iş gücüne olan ihtiyacın eskisi kadar fazla olmaması. Dolayısıyla konjüktür de bizim aslında çok daha bilgi toplumuna dayalı, dijitalleşmeyi çok önemseyen, sanayideki sanayileşme hamlesinden sonraki o dijitalleşme, robotik sistemlerin daha fazla kullanılabildiği bir ortamı yaratabilmemize mecbur kılıyor bize. Aksi takdirde rekabet edemeyiz. Ne maliyet açısından rekabet edebiliriz, ne de kalite açısından rekabet edebiliriz. Bunlar şu anda yok Türkiye'de. Yani güven kaybolmuş. Bırakın dijitalleşmeyi. Biz şu anda Yüksek Seçim Kurulu'nun vermiş olduğu kararın hukuk dışı mı, yoksa hani kabul edilebilir bir karar olduğunu mu konuşuyoruz? Ya 31 Mart'tan beri veya 1 Şubat'tan beri, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, 5 ay, yarım yıl İstanbul kilitlenmiş durumda. Yani İstanbul'da ne bir doğru dürüst konferans, ne bir doğru dürüst biz işte sanayimizi nasıl içinden bulunduğu durumdan kurtarız konuşulmuyor. 6 aydır dünyanın hani yani kabile devletleri gibi olmayacak, gereksiz, lüzumsuz, çok basit. Yani bir oy sayımını ve oy sayımının doğru yapılıp yapılmadığını tartışan bir ülke haline geldik. Ya yani dünya işte robotlara, dijitalleşmeye artırılmış gerçeklik, yapay zeka, yeni teknolojilere doğru koşarken biz aylardır aynı oyları saymaya çalışıyoruz. 6. ay, şimdi 23 Haziran'dan sonra ne olacak, ne konuşacağız? öyle de bir şey var. Yani insanın şurasında yani öyle bir fark atılması lazım ki hiçbir şey konuşulmasın, bitsin konu, kapansın. Hani futbolda asıl olan maça çıkıp 1-0 da olsa alıp 3 puanı almaktır. Keza söylendi de bir oyla alınmış seçim kazanılmış seçimdir dendi. Onların hepsi rafa kalktı. Şimdi öyle bir hale geldik ki 1-0'la falan maç kazanılmıyor. 5-0, 6-0 falan kazanacaksınız ki mesele kapansın. Maçın meşrutiyeti konuşulmasın. Ve işte demin belirttiğiniz konular asıl meseleler gündeme gelsin. Peki madem öyle, son olarak bunu sorayım size. Yani madem ekonominin önündeki şu an engel sizin bu anlattığınız tablodan baktığımızda siyaset. Yani Türkiye'nin işte hani bu istikrarsızlığı, siyaset. Bir şey daha ekleyeyim oraya Barış Bey. Yani evet, yani piyasaya olan güven, Türkiye'nin pazarına olan güven kaybolduğu birçok etkeni var. Bir başka etken de şöyle örneklendireyim size. Bir banka veya bir site düşünün. Bu bankanın veya bu sitenin yöneticisinin damadı ya da oğlu o bankanın hazinesinin başında otursun. Ya da o sitenin muhasebesinin kasasının başında o siteyi yöneten yöneticinin oğlu ya da damadı otursun. Ne hissedersiniz? O bankaya para yatıracak veya o siteye gidecek, ev alacak veya orayla ilgili geleceğe dair bir takım planlar yapacak kişi olarak. Rahat hissedebilir misiniz kendiniz? Yani bir güven meselesi de var. Tabii ki yani. Ben hep şunu söyledim. Sayın Berat Albayrak'la kendi şahsıyla ilgili bir problemimiz olmamalı. Problem şudur. Problem bir cumhurbaşkanının damadının Maliye Bakanı olmasıdır. Bu yarın biz iktidar olduğumuz zaman da eğer Cumhurbaşkanımız Meral Akşener inşallah olacak, onun bir yakınının dünyanın en iyi ekonomisti olsa da Maliye Bakanı olması ne kadar yanlışsa,
bugün Berat Bey'in de o anlamda Maliye Bakanı olması doğru değildir. Bakın liyakatını tartışmıyorum. İyi ekonomisttir, maliyeyi bilir bilmez, hiç oralara daha gelmiyor. Güven anlamında doğru değildir. Biz işte uluslararası şirketlerde yöneticilik yaparken bu bizim en temel kuralımızdı. Yani ne neydi, eşiniz kural? Ne mesela kural şuydu. Bir yakınınız olabilir, o şirkette çalışıyor olabilir ama direkt size raporlayamaz. Yani direktifi direkt sizden alamaz. Veya yıl sonu performans değerlendirmesini direkt siz yapamazsınız. Yani genel kural mı? Tabii ki. Büyük şirketler. Aynen, mesela benim eşim, benim yöneticisi olduğum bir şirkette çalışabilir. Ama direkt bana raporlayan, benim direkt kendisinin amiri olduğum bir pozisyonda çalışamaz. Çünkü çok basit. Duygusallıktan arınarak benim kendisiyle ilgili bir performans değerlendirmesi yapmam mümkün değildir. Veya şaibeye yol açabilecek birçok konuda kendimi izole edebilmem veya eşimin kendini izole edebilmesi veya yeğenimin veya oğlumun veya damadının bundan uzak kalabilmesi mümkün değil. Ya bu çok net bir şey. Peki bu da mesela işte o güvensizliği yaratan bir başka unsur. Evet. Onun için yani aslında ekonominin önündeki meseleler yapısaldan çok şu an itibariyle bu sizin anlatımlarınızdan çıkarabileceğimiz bir psikolojik bir güvenle alakalı kesinlikle bir sorun var. Peki madem öyle, ya şöyle, onu da şöyle söylemişti bir bir ekonomist hocamız, ismini söylemeyeceğim. Devlet 1,5 yıl 2 yıl hiçbir şey yapmasın, müdahale etmesin ekonomiye. Yani şu anda %4 büyür bu ülke. Enteresan. Şu an diyorsunuz %4 büyür. Devlet şu an ekonomiye müdahale etmese, tümüyle bıraksa. Yani ben hani başka şeylerle ilgileneceğim. Siz kendi işinize dönün, devam edin. Ekonomi %4. Ekonomiden elini çekse. %4 büyür diyorsunuz ki bu sene küçülmesi bekleniyor. İşte geçtiğimiz yılın son şeyleri. Teşbihatı olmaz. Yani oradaki kastım şu. Yapılanlar, atılan adımlar öyle bir hale getiriyor ki, frenliyor. Yoksa dediğiniz gibi yani yapısal olarak evet sıkıntılar var, fakat Türk ekonomisi, Türk sanayisi çok güçlü bir sanayi. Peki son sorum işte bununla ilgili olacak. Yani aslında Türkiye'de fırsatlar da bir açıdan, ekonomide fırsatlar da büyük diyorsunuz. Bir takım ciddi avantajları var Türkiye'nin hala her şeye rağmen. Ama işte hani bu güven meselesi Türkiye'nin önünü kesiyor. Madem böyle, 31 Mart seçimlerinden sonra sanatçılardan görüşlerini, tepkilerini duyduk. Ama iş dünyasından bu YSK kararıyla ilgili veya ekonominin içinde bulunduğu durumla ilgili hiçbir şey duymuyoruz. Hiçbir hani tepki, bir görüş, yorum. Çok ender hani, işte hani istisnalar tabii ki var. Ama o istisnaları dışarıda bırakacak olursak hiç bu konuda bir hani iş dünyasının fikrini, düşüncesini duyma imkanımız olmuyor. Neden böyle? Siz içinden geldiğiniz için soruyorum özellikle. İş dünyasını mutlaka iyi tanıyorsunuz. Hani yıllarca yabancılarla, yerli şirketlerle, kendi tedarikçilerinizle, müşterilerinizle, ihracat yaptığınız şirketlerle iş yaptınız, gördünüz. Türkiye'deki iş dünyasının aktörlerine dokundunuz. Onların psikolojisini tanıyorsunuz. Niye konuşmuyor? Türk burjuvası niye korkak? Öyle sorayım. Ya Türk burjuvası niye korkaktan çok bu ortamı, bu iklimi oluşturan, yaratan iktidara biraz bakmak lazım. Elbette ki Türk burjuvası çok daha cesur olabilir. Yani Türk burjuvası gidişatı değiştirecek güce de sahiptir aslında. Fakat sonuçta siz bir iş adamıysanız, bir hizmet ve bir ürün üretiyorsanız, bunun alıcısı da vatandaş, tüketici. Yani ürettiğiniz telefonun, ürettiğiniz hizmetin alıcısı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları. Yurt dışına da ihraç ediyorsanız işte Papua Yeni Gine'nin vatandaşları. Neyse. Şimdi bu kadar kutuplaştırılan devletin, bir parti devleti haline geldiği bir ortamda devletin kurumlarının yaptığı yanlışları zikrettiğiniz zaman belli bir zümreyi ister istemez karşınıza alıyorsunuz. Biz onun için hep bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin dünyada bir eşi benzeri olmadığını ve bunun aslında insanları bir cenderenin içine soktuğunu, devletle partinin birbirine karıştığını,
aslında devletin kurumları ile ilgili yanlış giden bir şeyleri rahatlıkla konuşabilme imkanımız eskiden varken şimdi o imkanın da kaybolduğunu, yani devletin bir kurumu ile ilgili bir eleştiride bulunduğunuz zaman direkt o hükümet mensubu ile ilgili bir eleştiriye dönüyor ve partileşmiş bir devlette de o partiye gönül vermiş, oy vermiş insanları da ister istemez karşınıza alıyorsunuz. Yani bunu, bu ayrımı, bu kuvvetler ayrılığını, bu güçler ayrılığını önceden bizim sahip olduğumuz, düzeltilmesi gereken bu arada, yani önceki parlamenter sistemin de revize edilmesi gereken, toparlanması gereken çok tarafları vardı. Bütün bunlar tüketiciye malını ve hizmetini satmak isteyen bir iş dünyasını da ciddi şekilde korkutuyor. Fakat şunu buradan çok net söyleyeceğim. Bazı şeyler vardır parayla ölçülemez. Bazı şeyler vardır parayla satın alamazsınız. Hürriyetiniz, demokrasiniz, hukuk, adalet, bunların olmadığı bir yerde devlet de gider. Piyasada iş, miş, bunların hepsi de hikaye olur. Dolayısıyla o açıdan baktığınız zaman bile şu anda sadece sanatçıların değil, iş dünyasının da sesini çıkartması gereken bir dönemdir. Memleket için sesini çıkartması gereken bir dönemdir. Ülkemiz için, devletimiz için, milletimiz için sesini çıkartması bir dönemdir. Hadi onları geçtim. Daha kapitalist yaklaşıyorlarsa, peki o açıdan söyleyelim. Önümüzdeki 3 yıl, 5 yıl kendi işlerinin düzgün gitmesi için de ses çıkartmaları gereken bir dönemdir. Çünkü dünyayla entegrasyonu kopmuş bir Türkiye'de iş adamı falan olamazsınız. Yapamazsınız. Yani bir yere kadar gidersiniz. Şu anda bunun arifesindeyiz. Bu tehlikeler önümüzde. Dolayısıyla en az sanatçılar kadar, hatta belki onlardan çok daha fazla iş adamımızın sesini çıkartması lazım. Taraf olsunlar demiyorum. Herhangi bir partiyle ilgili bir beyan da versinler istemiyoruz. Sadece hak ettiği bir zaferi, hak ettiği bir belediye başkanlığı elinden alınmış bir kişinin mağduriyetiyle ilgili ses çıkarsınlar. Haksızca kanunların ve önceki içtihatların hiçbir şekilde müsaade etmediği bir kararın alınmış olmasına karşı ses çıkarsınlar. Sonra kim istiyorsa istediği yere gider, oyunu verir. Evet. Bunun hiçbir ayıbı yok. Bu politize olmak da demektir. Demokrasi istemenin, hürriyet istemenin, hak, hukuk, adalet istemenin, hakkı gasp edilmiş bir insan için bir dakika kardeşim ne yapıyorsunuz demenin politikayla, partizanlıkla hiçbir şeyle alakası yok. Teşekkür ediyorum Buğra Bey. Bugün İstanbul İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile birlikteydik. Hem 23 Haziran'ı hem de ekonomideki durumu, çünkü kendisi başında söylemiştik röportajımızın, BASF'nin eski Türkiye CEO'su, ekonomideki durumu konuştuk. Tekrar görüşmek üzere.